Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına hoş geldiniz. Her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün sesini duyar gibi olurum. Bir memleket yaratan sesini okulda, fabrikada, tarlada, kışlada, Mehmet Bey'in dudağında, çırpınan bayrakta onun sesi bir bulut gibi dolaşır üstümüzde gölgesi. Milletinde ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taş ve tahtlar batar yok olur. Konuşmasını yapmak üzere okulumuz 4 A sınıf öğretmeni Halime Baçı kürsüye davet ediyorum. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak büyük fedakarlıklarla başlattığı milli mücadele, Yüce Türk milletinin inanç ve azmi sayesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Okulumuzun 4. sınıf öğrencilerinden Sılarif Arslan'ın Cumhuriyet Bayramı adlı yazısını okuması için kürsüye davet ediyoruz. Sayın Okul Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve saygıdeğer veliler. Bugün ülkemizin her köşesinde Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanı, gurur ve sevincini yaşıyoruz. Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağlamış, ülke yönetiminde halkın söz sahibi olmasını gerçekleştirmiştir. Vatanlarına layık olabilmek için gerekirse canlarını verirler. Vatanımızın bir karış toprağı için sel olur, akar, ateş olur, yakarlar. Cumhuriyetin ve bağımsızlığın yılmaz bekçileridirler. 4. sınıfından Gamze Yedin Saçı'yı bugün adlı şiir okuması için davet ediyoruz. Bugün durmadan dalgalan şanlı bayrağı, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın gözün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ey şehit olmadan bir gün önce, babasını arayıp helallik isteyen, gözünü kırpmadan vatan hainlerinin karşısına dikilen yiğit. Ey karlı dağlar, gurur duyuyor Ahmet, Mehmet, Elifler sevgi için büyüyor. Dinle ey Türk evladı, ecdat sana ne diyor? 4. sınıf öğrencilerinden Sude Bülbül Türkiye Cumhuriyeti Antikası'nı davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk oğlu, Türk'ün bu vatanları belirleyen, büyütmeyiz, büyütmeyeceğiz katiyen, rengi al, ay yıldızlı bayrağımız var, kanla, kemikle kutsallaşmış toprağımız var. 2. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu şiir korosu bir Cumhuriyet adlı şiiri sunacaklar. Atatürk diyor ki ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Yurdumuzu çiğnetmeyiz yabana, canımız kurbandır cennet vatana. Hürriyet uğruna, bayrak uğruna, savaşırken ecele giden milletiz. Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. 4. sınıf öğrencilerinden Beren Cüre, Ela Deniz Sarığ, Ali Yastik Köze, bize sorarsanız çocuklar adlı şiir sunacaklar. Bize sorarsanız çocuklar, bize sorarsanız çocuklar, Cumhuriyet ne demek? İşte bu bastığımız toprak, ay yıldızlı bayrağı. Güveniriz çocuklar, bize sorarsanız çocuklar, Cumhuriyet ne demek? İşte bu kalkınma yarışı,
çağdaş uygarlık seviyesi diye çalışırız çocuklar. Bize sorarsanız çocuklar, cumhuriyet ne demek? İşte bu korkusuz yaşama karşılıklı sevgi saygı diye seviniriz çocuklar. Ay yıldızlı bayram, semaları donatmış. Bugün bayram var diye sabah erken. Bayrakları bayrak yapan üstündeki tandır. Toprak eğer söylen varsa vatandır. Şimdi sırada 400 öğrencilerimizden Zeynep Ezgin Dereli Akdeniz'e doğru adlı şiir okuması için davet ediyoruz. Akdeniz'e doğru eğilmez başımıza taç yaptık hürriyete. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyete. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları da öldük bir avuç Yılmaz Er'le. 400 öğrencilerimizden kahramanlar marşası gösteriyi izleyeceğiz. Cumhuriyetimizden onur duygunu doldurdum. Ben Seydan Bakı, Çanakkale Kilitbayır'da
Topçu Erol'dan 18 Mart 1915'te İngilizler Çanakkale Boğazı'nı zorlayan 276 kilo mermiyi var gücümle topa yerleştirip düşman gemisine vuran Balıkesirli T-15'iyim ben. Gördesim Akbule, henüz Beyoğlu Kevli'yken eşim Halil Efe ile birlikte milli mücadeleye katılan 1919'un Mayıs ayında Yunanlıların İzmir'i işgalini önleyen, Batı cephesinde çetelerle düşmanı zorlayan, saldırı sırasında başında vurulan ve şehitlik mertebesine ulaşan gördesli Akbule'yim ben. Ben Gazeteci Aslan Tahsin, İzmir'de 15 Mayıs 1919'da asker çıkaran Yunanlara ilk kurşunu atan ve kurtuluş mücadelesini ilk kıvılcımla yakan ve Yunan kurşunuyla şehitlik verdiğine ulaşan Selanikli Aslan Tahsin'im ben. Ben Şerife Bacı, Aralık 1921'de İnebolu'dan Ankara'ya kamiyle mermi taşırken ağır kış şartlarına dayanamayıp canım pahasına bu milli görev esnasında kundaktaki bebeğimle üzerimdeki kalın örtüyü mermilerin üzerine örten bebeğimle birlikte askerler tarafından donmak üzereyken bulunan Kastamonulu Şerife Bacı'yım ben. Ben Şahin Bey, birçok cephede savaşta bulunmuş, yiğitçe düşmana karşı durmuş, Antep'in işgal edilmesi üzerine Kuvayi Milli Komutanı olarak savaşmış, Fransızların Antep'e yardım göndermesine uzun süre mani olmuş ve Antep'in savunurken şehit düşmüş. Antep'li Şahin Bey'im ben. Ben Yürük Ali Efe, Aydın'da Kuvayi Milli Birliği'ni kuran, İşgale gelen Yunanlılara karşı silahlı direnişini başlatan, birçok efendinin direnişe katılmasına öncülük eden Aydınlı Yürük Ali Efe'yim ben. Ben Halime Çavuş, ailemin kızım gitmesi sözüne kulak atmadan milli mücadeleye katılan, uzun yıllar Halim Çavuş olarak bilinen, savaşa getirilen tıraş olan, taşlarımı katılarak erkek kılığına giren ve erkeklerin yaptığı her işi yapan, açılan ateş sonrasında bir ayın sakat kalan, bir keresinde yoğun kış gününde cephane taşırken Mustafa Kemal'e rastlayıp onun olduğunu bilmeden "sen üşümüyor musun?" sorusuna "bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben anneciğimde ne olacak?" diye cevap veren Kastamonulu Halime Çavuş'um ben. Ben Yahya Kaptan, Osmanlı Devleti'nin gizli bilgiler edinmesi için gizli örgütün hizmetinde bulunan, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında İstanbul'da esir tutulan vatanseverleri kurtaran, Gebze'de Kuvayi Milliye kurarak komutanlığını yapan, İstanbul'daki dış güçler tarafından yakalanan ve başı vurularak şehit edilen Makedonyalı Yahya Kaptan'ım ben. Ben Tayyar Rahmiye, 1920 yılında Fransızlara karşı savaşan, bu erişenin cephe gerisinde yararlı oldu diyenlere, vatan savunmasında hepimiz "evet, ben nasıl savaşmam" diyen cephedeki evlere, "ben kadın olduğum halde ayaktayım, siz sürünme utanmıyor musunuz?" diyerek onları cesaretlendiren, arkadaşlarımı kurtarmaya çalışırken ardından vurularak şehit düşen Osmaniye'li Tayyar Rahmi,
için Sivas'a giden, onun izniyle Batı cephesinde Yunan'a karşı savaşan 300 kişiye aşkın birimle destanlar yazan, esir düşmüş olsam da kader yakmur fedamın başına geçen, üst eğmenlik olarak emekli olduğumda emekli maaşımı istemeyip kutular başlar. Ağzınızı kara katmayın. Mustafa Kemal, ölmek var, dönmek yok bayramımızla. Kazandık savaşı yüce halkımızla. Kan döktük, can verdik. Kurduk cumhuriyeti imanımızla. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kuşatılmış diyordumuz, dağıtılmış diyordumuz. Düşmanlarımız güçlüydü. Ama yok hiç korkumuz. Biz yarının büyükleri, unutmayız o günleri. Çalışırız hiç durmadan, ışıtırız geceleri. Güzel yurdumuz patlalı, her yanı düşmanla doldu. Özgürlüğe düşkün millet, sevmedi hiç bu durumu. Biz yarının büyükleri, unutmayız o günleri. Çalışırız hiç durmadan, ışıtırız geceleri. Bayrağın altında yürüyen bastığı toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce deyip onların sesini duyuyor musun? Cumhuriyet düşünen, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular için 4-6 öğrencilerden Aslan Akbil yazısı Cumhuriyet Aslan Akbil için davet ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Coşkunuz, sevinçliyiz, ayrı gayrı değiliz. Bütün Türkler hep biriz, yaşasın Cumhuriyet. Dünyaya şeref sağladık, nice ülkeler aldık. Alnı lekesiz kaldık, yaşasın Cumhuriyet. 400 sınıf öğrencilerimizden oluşan halk oyunları ekibimizden Kerimoğlu ve Harman Dalı oyunlarını izleyin.
ederim.